Ben eve geldim. Çok oldu ama eve geleli. 6-10 gibi çıktım. Anneciğim ne oluyor bebeğim? Çok sıcak ev ya. Bütün güneş aldığı için. Of, şöyle biraz açayım da serinlesin. Bu saate kadar neredeydim? Saat 8'e geliyor vallahi aşağıda. Ben tam bahçeye girdim. Aras oturmuş kedi yavrularıyla, babaannesiyle bahçedeydiler. Kayınvalidemin kapısının önünde şey var ya, hamakta sallanıyorlardı. Ben de oturdum, onlara eşlik ettim. Aşağıda Fanta falan içtik. Kayınpederim geldi sonuna. Sohbet muhabbet derken saat 8'i ettik vallahi. Şu elbiseyi yedek götürmüştüm restoranta giyerim diye. Sıcak havalarda hatırlıyor musunuz? Şuralarını kesmek lazım. Bir şey olmuş, ipi yakalatmışım. Hiç giymedim. Yarına kısmetmiş. Yarına giyerim artık bunu. Şimdi altın ama siyah tayt giyeceğim. Şurada bir yırtmacı var. Siyah taytımı hemen hazırlayayım. Yusufçum işte. Şimdi ben bu hafta artık izin kullanacağım. 2 haftada bir kullanıyorum ya çok yoğunlukta. O da siz söyleyin adını. Şey bulamadım ya, bir tane tayt bulamadım ya. Bakayım neredeydi o taytım? Yok, bu da atletilmiş. Dağıttım ararken. Neyse onu hallederim. Şunlar. Şimdi şu aynamı silmem lazım. Ondan sonra bu elbisemi kirliye atacağım. Çamaşır makinesi çalıştıracağım. O da sanırım tozun kalmadı. Üşendim vallahi şoka gitmeye. Kayınvalidemden istedim. O da tamam dedi. Öyle sohbete daldım. Ondan da tozu almadan geldim. Şimdi şunlar açık renkler. Şunlar koyu renklerim. Çalıştıracağım. Yemek derdim yok kızlar. 8'e kadar da aşağıda vallahi motivasyon, meditasyon. Kuş sesleri, kedicikleri sevdik. Sohbet ettik. Bir şeyler içtik. Şimdi Perşembe günü kullanacağım. Çünkü hafta sonları çok yoğun olduğu için kullanamıyorum izni. Kullanamıyorum değil. Annem yani kullanabilirsin dedi ama ben içim rahat etmiyor o şekilde. Çünkü oh, siz söyleyin adını. Çok yoğun oluyor. Kardeşim de uykusuz oluyor. Yorulmasın onlar da. Anneme de çok yük binmesin diye. Kendimden fedakarlık yapıp hafta sonu değil de hafta içi kullanacağım iznimi. Aras, ben şu koltuğu her sabah düzeltiyorum. Her akşam geldiğimde gene aynı şeyle karşılaşıyorum. Anlamadım. Bismillahirrahmanirrahim, akşam akşam. O oyunları silerim. O telefonu da satarım, görürsün o zaman. Terbiyeli ol. Oyunu kaybedince böyle bağırıyor. O yüzden Perşembe günü izin kullanmaya karar verdim. Yarın kullanamıyorum çünkü yarın da pazar var. Annem pazara falan gidecekmiş. O yüzden Perşembe kullanacağım bu 2 haftalık iznimi. Burada annemden biraz domates, biber getirdim. Sebzelik dizimde neler varmış bir bakalım. Marul, lahana falan filan, patates, soğan. Şunları da oraya koyayım. Şimdi bu hafta ben ne yapacağım? Temizlik günümde tabii ki biraz deneyeceğim. Sonra temizlik yapacağım. Köfte, makarna var. Yeter bu akşam ısıtırım. Bana da kayınvaliden bakla verdi. Yoğurtlayıp onu yiyeceğim. Bakla. Evet. Annem kettle verdi Yusuf'un dükkanı için. Biz restoranta devraldığımızda orada birçok kettle vardı ama çalışıyor. Bu kettle'ı Yusuf'un dükkanına göndereceğim. Kendi pembe kahvecimi eve getireceğim. Sabahları su falan kaynatıyorum kahve için, çay için kendime. O burada olmazsa olmaz. Bu büyük kettle'ı kendine bırak da diyebilirsiniz ama istemiyorum. Tezgah üstünde büyük kettle. Küçüğü beni idare ediyor. Yetiyor yani bana. Burada gene bir takım şeyleri not almam gerekiyor. Gene ajandam ve ben. Baklamı yerken bunları da halledeceğim. Şimdi bebişlerim. Fanta aşağıda içtik de. Bunu geri dolaba koyayım. Valla tek demlik daha çayı denemedim. Yalan yok. Kahve içtik sabahleyin çünkü Yusuf'la. Birazdan akşam okunur. Şimdi şurada birkaç takım tabak var. Tabak kahveden kalan fincanlarımız var. Bunları makineye koyayım. Aras kendini noodle yapmış. Bunun tabakları.
Yarın akşam için kayınvalidem iç hazırlayacak. Bezim de lekelenmiş. Bunu da çamaşır suyuna batırayım. Kayınpederim peynir getirdi. Geçen haftalarda da pazardan biz lor almıştık ya kayınvalideme. Bahçeden de yeşil soğanlar vardı. Güzel bir böyle peynirli yağlı iç hazırlamış. Bu kayınpederim de getirdiği yağlı peyniri katacak. Yarın da restoranta içi gönderecek. Kayınpederim bize şey yapacak. Kapalı peynirli pide mi diyorlar? Gözleme mi diyorlar? Artık semsek, kimisi semsek diyor. Ben börek diyorum. Yarın akşam yemeği yine onu planladık. Hep beraber aşağıda kayınpederim getirecek. Yarın. Yarın gündüzden şey babaannen gönderecek. Deden yapacak restoranta. Perşembe benim izin günüme de şey diye düşündük. Ya yarın akşamı 6'dan sonra yaprak, taze yapraklar bahçede bitmiş ya. Üzüm yaprakları toplayacağız. Kayınvalidemin içi varmış. Kıymalı. Onları saralım diyor. Bir tencere koyalım. Perşembe günü en azından ben hem evde temizlik yapacağım hem Yusuf'un dükkanında bir takım temizlikler var. O üst tarafı birazcık toparlayalım diyorum, yardım edeyim. Kadının eli bir değsin. Onun hem namaz kılabileceği hem böyle Aras falan gittiği zaman dinlenebileceği, orada yataklar var ya, onları falan da güzelce bir sileyim, üstlerini ört. La ilahe illallah Muhammed. Ama cici beben aslında. Aha, cici beben eksikti. Yusuf'un o üst katı temizleyeyim diyorum. Yatağı falan şöyle bir silerim, üstlerini örterim. En azından Aras dinlenmek üçüncüsü gibi bir şey olur. Perşembeye de öyle programım dolu. Aynı zamanda aslında Kemer'e bir gitmem lazım. Bir kuyumcuda işim var. İnşallah planladığım gibi olursa. Olmazsa yapacak bir şey yok. Şans artık. Ve böyle yani. 2 günlük böyle bir program yaptık. Oturduk kayınvalidemle. Allah'tan bir mani çıkmazsa. Şunları makineye atıverin. Yemek yapmadığım gün evde çok tabak kaşık çıkmıyor. Ama dün yemek yaptığım için makarna süzgeci, ne bileyim bir sürü şeyler. Bugün gene ama makine dolmadı. Herhalde yarına dolar. Çalıştırırım. Aras'cığım, babaannenden toz alıp gel, sen çamaşır tozu da ben şu makineyi çalıştırsam anneciğim sizin renklerinizi. Akşamları geliyorum böyle hemen pamuklu rahat bir şey üstüme giyiyorum. Aras'cığım bağırma oğlum. Allah rahat ediyorum. Aras kuzum eleme istedi. Bu niye böyle bembeyaz oldu anlamadım. Çünkü yanlış. Yanlış değil aşkım. Melemen sosuyla yap. Anneannenin yaptığı, bize verdiği melemen sosla yaptım da. Beyazı mı çok büyükmüş anlamadım. Doğruymuş. Aras melemen istedi. Şuna melemen yapıyorum. Hava karardı. Salamın bir kısmını böyle kestim. Sucuk, kaşar, tereyağı, yani kahvaltılık ve sandviçlik kutuyu ayarladım böyle arası. Geri kalanı poşetleyip difrize atacağım. Bitiremiyoruz çünkü. Bu da menemen sosunun sonuydu. Kovanoz yıkanacak. Tezgahımı toparladım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Aras doysun. Karnını doyursun. Benim silikonlu suyum yok. Çok rahat oluyordu camları falan silerken. Neyse bir tane şey çıkarayım. Bir bezi nemli yapayım. Birini de fiber bezle sileyim. Aynen. Şuna silerim. Şuna da durularım. Şu da güzel bir cam bezi. İstanbul'daki izleyicim göndermişti bunu da. Hocam sağ olsun. Şöyle biraz nemli bezi yapayım. Şunu da kurulayacağım. Of, şu aynamı sileyim. Bu elbiseyi kaldırmayacağım. Hemen kapımın üstüne asacağım ki yarın geri giyerim. Yok ya, silikonlu hayat kurtarıyormuş vallahi billahi. Şuraları sileyim, aşağılarda sonra eğilir silerim. Baksanıza ne güzel parlatıyor, görüyor musunuz? Çok güzel yapıyor. Hiç deterjan falan gerektirmiyor.
Orası öyle güzel serin ki. Kayınvalidem çiçeklerini yapıyor artık yavaş yavaş. Temizliyor falan köklerini. Dolmuş olanları ayıklıyor. Bana dedi aşk merdiveni istiyor musun? Sana da çoğaltayım mı dedi. Dedim anneciğim vallahi çok seviyorum, çok beğeniyorum ama ilgilenemiyorum ki dedim. Daha kendiminkilerini şey yapamıyorum. Suluyup bakamıyorum. Terastakileri bayağı azaltabildiğimi azalttım. Zaten kuruyanlar oldu. O yüzden hiç günahına da girmeyeyim dedim. Kışa doğru artık şey yaparız. Evde çoğaltmak istediklerim olursa, evin içerisinde sobanın yanında bakabileceklerim olursa, küçük o Emineciğimin ev hediyesi olarak bana gönderdiği çiçek standına küçük küçük saksılarla çoğaltabilirim diye düşünüyorum. Ay 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 ay. Şuralarda elimdeymişken. Buraların penceresini de açtım güzelce havalansın ev. Akşam serin serin yatarız. Şimdi gündüzleri hava sıcak oluyor ya, öğlen saatleri çok bir yoğunluk olmuyor. Dükkan birazcık sakin geçiyor. Asıl akşamları 5'ten sonra yoğunluk başlıyor. O saatte de ben artık eve geçmiş oluyorum. Bugün kahvaltıda o konuyu da konuştuk. Hani çok yoğun olur da, şimdi yemek sepetine de üyeliğimiz onaylandı. Ve artık oradan da sipariş almaya başlayacağız birkaç güne kadar. Son artık adımı kaldı yani. Bir maille hemen giriş yapacağız. Bir şifre falan gelecek. O yoğunlukta nasıl yaparız diye konuştuk. Öğlenleri böyle sakin giderse şey dedik. Öğlenleri antre yapacağım. Birkaç saatliğine sakin olduğu saatlerde eve geleceğim. Ondan sonra yoğun olduğu saatlerde de yardıma tekrar desteğe gideceğim. Tabii birazcık karışık ve yorucu olacak benim için. Hani işim bitti eve geldim bu saatten sonra artık evdesin. Kafasındaki mod başka bir şey. İnsanın kafasında belirmesi. Bir de gelip dinleniyorsun tekrar işe gideceğim. Modu başka bir şey ama yoğun olduğu zaman saatin nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz zaten kızlar, inanın. 2 sipariş alıyorsun. 2 işte annenle falan kakarikikir, müşterilerle konuş, parayı al gönder diyene kadar. Şimdi artık bir de o kadar eğlenceli müşteriler başladı ki, nasıl söyleyeyim, hepsi turist olduğu için ve tatilde oldukları için şey yapıyorlar. Sesliğimi çekiyorum da. Hepsi tatilde olduğu için çok eğlenceliler. Böyle gır gır şamata. İşte sen de onlara ayak uyduruyorsun ister istemez. Sohbet ediyorlar, bir şeyler soruyorlar. Öyle olunca zaman geçiyor yani, anlayacağınız. Evet yoruluyor, beynimiz yoruluyor ama inanın artık bu, hani Yusuf'un da düzeni artık bitti ya. Çok şükür onun da düzeni kuruldu. O da kendi işinde ve şunu yıkamam lazım. Bunu makineye atayım da renklerle yıkansın artık. Yusuf artık işinde olduğu için hani iki tarafa da bölünmeme gerek kalmıyor. Hiç karanlık çöktü. Bir tek dükkana odaklı oluyorum. Afiyet olsun aşkım. Beğendin mi melümüşümü? Hoş canım benim. Ben de kendime dünden mor lahana salatası kalmıştı. Şunu suyunu süzdüreyim. Bunu atıştıracağım, veririm aşkım. Bir de şu baklamın yanına birazcık makarna ısıtıyorum, onu atıştıracağım ekmeksiz. Akşam yemeğini Yusuf'u bekleyemiyoruz çünkü geç oluyor. Çok geç geliyor. Saat 10'da kapatıyor. Hani müşteri olsa da olmasa da onun bir açılış ve kapanış saati var. Müşteri de öyle alışsın diye öyle bir düzen kurmaya çalıştık. Saat akşam 10'a kadar orada oluyor. Ve tabii gelince yemek yiyor tabii ama benim için yemek saati çok geç oluyor. Ben bazen uyuyor oluyorum. O kendi hazırlıyor, yiyor falan. Afiyet olsun canım. Ondan dolayı biz Aras'la yemeğimizi yiyoruz. Akşam yemeğimizi beklemiyoruz. Babamız gelince atıştırıyoruz. Şimdi bunları yedikten sonra da güzel bir şu demleme çaydan deneriz kendimize. Bakalım nasıl olacak? Başarılı olacak mı tadı? Ay. Saat 9.30, yarım saat var Yusuf'un gelmesine. Beklesem mi, beklemesem mi bilemedim. Yarın arasında okulu var zaten. 10 gibi onu artık yatırmam lazım. Yusuf 10'da zaten dükkanı kapatıyor. Yani işte restoranta uğrarsa, hem bizim restoranta uğruyor dönerken, orada biraz lak lak yapıyor, çay içiyor. Sonra Çiğdem'le kayınpederimin yanına gidiyor. Onlarla biraz lak lak yapıyor derken,
Bazen 11 bazen 12'de eve geliyor. Ondan dolayı beklesem beklemesem mi diyorum. Ya moralim çok bozuldu. Ocağı açık unutmuşum şu küçük gözünü. Yemek ısıtıyordum ya. Bir saattir ocak öyle kendi kendine yanıyor. Tüp bitti. Ay ne dalgın ya kafam. Niye öyle olduğumu bilmiyorum. Trendyol'dan bir takım bakmam gereken bir şeyler vardı. Onlara baktım. Yusuf'a kurutmalık, havlu kurutmalık lazımdı. Onlara baktım ama çok büyük. Yusuf küçük istiyor. Çok büyük olmasın dükkanın önünde. Çok yer kaplamasın diyor. Sipariş vermedim. Hele bir kendi baksın. Trendyol'dan şey yapsın. Kendi onaylasın. Kendi sipariş versin. Hem de kendi dükkanın adresine girsin. Neyse ben herhalde yatacağım, beklemeyeceğim ya Yusuf'u. Neyse Allah'tan gene gün içinde görüşüyoruz. Kahvaltıda beraber zaman geçiriyoruz ki. Yani hasret giderebilecek zamanlarımız oluyor. Yarın çarşamba. Aras senin İngilizce dersin yarın değil mi? Bugün yoktu değil mi oğlum? Tamam bugün yoktuysa demek ki çarşambadır. Ben de senin defterini koymuştum bugün, fazla yük değil mi? Neyse hadi dişlerini fırçala, yatacağız anneciğim 15 dakikaya. Hadi aşkım. Ben de vedalaşayım. Montaja oturacağım daha. Evde bir şey yapmadım. Yemek hazırdı zaten. Ufak tefek gördüğünüz işte ayna silme. Ne bileyim lavabo yıkama. Çamaşır da atmadım. Üşendim. Neden üşendim? Atmaya değil de. Çıkardıktan sonra onları asmaya üşeniyorum. Yarın hallederim o işleri. Zaten tozum da yoktu. Aras da inmedi toz almaya. Ben de üşendim aşağı inmeye. Yarın market dönüş, dükkan iş dönüşüm. Markete uğrarım. Şok'ta güzel indirimde şeyler vardı. Tozlar vardı. Bir de Migros'a da belki uğrayabilirim. Bakarım duruma göre. Yani böyle diyorum ama akşam öyle bir şey, dinginlik, yorgunluk çöküyor ki hiçbir yere uğrayasım gelmiyor. Gidersem zaten size Migros'un... Migros'ta temiz ürünlerine güzel kampanya oluyor. Size de çekmiş olurum. Vedalaşıyorum. Bana uyku yavaş yavaş bastırmaya başladı. Kesinlikle bekleyemeyeceğim Yusuf'u. Hemen arası yatırırım. Kendimi uyururum. Yatsımı kılarım. Allah'ım kabul ederse. Yarın görüşürüz. Bay bay.